Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Cicil amcamdan gidiyoruz. Bıdığın yavrularını çok merak ediyorsunuz ya. Pamuğun yavruları, yani pamuk. Bizim pamukun yavrularını çok merak ettiğiniz için ben de bugün sizlerle birlikte pamukun yavrularının yanına gidelim dedik. Pamukun yavrularının içerisinde bir tane gagası yamuk olan bir civciv var. Hem onu da gözlemleriz. Bir de konuşuruz. Nedenini falan konuşuruz. Anlaşırız, bir şeyler yaparız yani, anlayacağınız. Üzülüyoruz bazen ama oluyor böyle şeyler. Hadi gidip içeri bir girelim. Bakalım bizim pamukun yavruları ne alemde? Feriklerimiz zaten dışarıda. Ferik, ne yapıyorsunuz la? Ferikler. Ela oturuyorlar işte. Ey size, hadi bakalım. Yine ey siz. Kimisi orada eşinmeye çalışıyor. Kimisi sağda solda dolaşıyor. Kimisi yemiyor. Halen daha da toz yem yediriyorum. Çünkü toz şeklindeki yemler daha iyi. Her yer horoz dolu maşallah. Arkalar diyarımızın bizim bir ferik kafesi vardı. İşte o kafesi değiştirdik, yaptık, eyledik. Arkalar diyarı görüyorsunuz. İba, Kuluçka, İbrahim abim yapmış, göndermişti bana hediye olarak. Bu civciv kafesinde bakıyorduk. Burayı şu an iptal ettik, burayı aldık. Şimdi bu videoda şunu da söyleyeyim. Burası civciv ünitesi olacak dedik ya. Civciv ünitesi zaten elimden gelince yapmaya çalıştım. Şimdilik hayvanlar böyle burada duruyorlar. Civciv kafesi böyle folluk vardı. Folluğu çıkardık. O follukları da birkaç video sonra yumurta toplama videolarının birinde göreceksiniz. Nereye koyduk, ne yaptık. Kümes içerisinde farklı bir bölüme yerleştirdik orayı. Medefe olduğu için medefe ıslanınca ve nem yapınca ölür arkadaşlar. Yani sıkıntı yaşarız. O yüzden o folluğu çıkarttık. Civciv ünitelerimiz de bu şekilde olacak. Şu an 1 ve 2 tane civciv ünitemiz var burada. Yani civciv büyütme ünitemiz. Daha sonraki yine civciv büyütme ünitelerimiz yine buna benzer kafesler olacaktır. Üst üste koyarız. Bir şeyler yaparız yani. Üst üste koyarım en fazla ama şimdilik bu bana yeterli. Yetmedikçe artıracağız kafesleri. Yavaş yavaş zaten hayvanlar büyüdüğü zaman da yere indireceğim. Maşallah. Ha şimdi bakalım valla. Ve son olarak arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Zaten Allah izin verirse artık kışın civciv çıkartmayacağım. Civciv çıkımları tamamıyla Mart'tan sonra olacak. Full. Mart, Nisan'dan sonra artık civciv çıkartacağız. Yani havalar ısınınca çıkartacağım. Kışın çok da fazla hayvanlara hem eziyet vermiş olmayız hem de ben de çok zorlanmış olmam. Böylece de güzel bir gelişim elde ederiz. Hadi geçelim bizim pamukun yavrularına. Pamuk. Burayı da böyle etrafını laylonla çevirdik. Straforla ısıtıcı şekilde güzel bir şekilde yaptı babam. Sağ olsun. Yemliklerimiz, suluklarım, hayvanların keyif yerinde ama içeride yatıyorlar. Kapıyı açtım. Yatıyordular iler. Koyun kızı yatırlar. Güzel. Hayvanların durumu iyi görünüyor. Bir tane işte gagası yamuk olan hayvan var. Ayrıyet. Farklı bir durum yok. Yemlik olarak o dipte yemlik görüyorsunuz. Oradan yem yiyor hayvanlar. Burada bir tane ışığımız var. Sabit yanan. Bu da manuel yaptık ışığı. Şu şekilde kapatabiliyoruz. Gece kapatacağız. Sabah açacağım. Bu kadar. Ana kucağı var. Şu tarafta duvara monteledik. Bu zaten içerinin sıcaklığına çok çok yetecektir arkadaşlar. Bunların hepsi pamuğun yavruları. 4 tane gen taşıyorlar. 5 parmak var. Hafif paçalı var. Normal var. Ve 4. genimiz ise Australop geni oldu bu civcivler arasında. Bakalım hayvanlar bir büyüsün. Kaç tane tavuğumuz var, kaç tane horozumuz var. Olmadı. Pamuğun kafesine, yani bıdık familinin kafesine de alırız buradan yine birkaç bıdık yavrusundan. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdilik durum böyle. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bizim gagası yamuk hayvan nerede? Ona bakıyorum şu an. Görebilecek miyiz? Büyük ihtimalle siz gördünüz. Geçti gitti. Ben halen daha bir bakınıyorum. Göremedim. Şu olabilir. O da değil. O da değil. Hah gördüm arkadaşlar. En arkada. Şu arkadaş gagası yamuk. Şu arkadaşın. Şimdi çıkacak aralardan. Onu biraz gözlemleyeceğim. Sonra elime alacağım. Elimde gözlemleyeceğiz. Ama gözlemleyeceğiz yani. Şu. Gagasındaki yamukluğu görebildiniz mi? Göremediniz. Çünkü hayvanı. Evet. Hah gördünüz mü? Çapraz bir gaga yapısı var. Biraz daha düzelmiş de daha çaprazdı gibi. Evet. Alalım elimize. Bir öyle gözlemleyelim arkadaşlar. Çünkü durun tamam uşaklar az bir dakika. Bu hayvan da fena değilmiş. Bayağı da besliler ha.
Evet, tuttum arkadaşlar yüzüğümüzü. Şöyle de gösterelim. Arkadaşlar gagasında değişik bir yamukluk var hayvana. Şöyle bakabilirsiniz zaten. Hayvanın gaga yamuk. İnşallah düzelir, bekliyorum. Bu tarz şeyler çok nadir görünür. Yani uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bayağı oldu böyle bir durumla karşılaşmaya. Çok da yamuk değil. Böyle birkaç gün önce bayağı bir yamukluk vardı gagada. Şu an o kadar büyük bir yamukluk kalmamış. Bayağı bir düzeltmiş. Lakin bu düzelmeyecektir. Bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Binde bir sefer olsa da uzun zamandır bakıyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım bu sezon içerisinde. Geçmiş yıllarda birkaç kez daha görmüştüm böyle durumlar ama kurtulamamıştılar. Hayvanlar ölüyordu. Bu ölmedi. Bu aksine büyüdü ve gagasındaki yamukluk da çok tuhaf bir şekilde farklı farklı açılardan görebilirsiniz. Bakın tamamen çapraz duruyor gagası. Biraz çapraz duruyor ve bunun nedeni ne bilmiyorum arkadaşlar. Benim teorim şu. Gözlemlediğim kadarıyla ceyran veya da üşütme sonucunda ya yüz çevresinde bir felç sıkıntısı yaşıyor. Yani felç oluyor hayvan gaga tarafından. Böylece gagada bir yamulma oluyor ya da doğuştan gelen bir sıkıntı var. Veya da çenesi çıkıyor gibisinde ama elimle düzlediğim zaman da düzelmediğini fark ettim. Büyük bir ihtimalle bunu veterinere götürerek gagasından ameliyat ettirilebilir belki. De bir danışılacak. Bakalım hayvan düzelebilir çünkü bayağı düzlenmiş. Geçenlerde daha da bir eğriydi ama yok zannetmiyorum düzleneceğini ya. Bu hayvanın gaga düzlenmez. Gagası düzlenmez arkadaşlar. Gagasına da dokunmak istemiyorum. İnşallah iyi olur arkadaşlar. Ne yapalım? Can sağ olsun. Yiyor, içiyor. Aç kalmıyor. Yem de zaten toz yem verdiğim için hayvan rahat bir şekilde beslenebiliyor. Diliyle falan. Su içiyor, yem yiyor. Sıkıntı görmedim. Zamanla belli olur. Şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Ha, pamuğun yavrularını da görmüş oldunuz. Pamuğun yavrusu, pamuğun yavruları, yavrular dediniz. Bir gösterelim dedik. Pamuğun yavruları iyi arkadaşlar. Annesinden ayırdıktan sonra bayağı iyi bir şekilde baktık. Aralarından hiç kaybımız olmadı bildiğim kadarıyla. Bir şey kaybettik herhalde. İşte gagası yamuk olan var şu an. Belki bir tane de kaybetmiş olabiliriz. Hayır ya, pamuğun yavruların hepsi yaşıyor arkadaşlar. Yaşıyor. Hay maşallah hepinize çocuklar. Nasıl bir gelişim, nasıl peki? Gelişim hakkında da yorum bekliyorum. Hayvanların gelişimi nasıl olmuş? Bayağı hızlı büyümüş müler? Büyümüşler değil mi? Bunu kapatalım. Şurada da ısı derecemiz var. İçerinin sıcaklığını gösteriyor. Otomatik poşete sardık ki çok fazla şey olmasın. Şimdi arkadaşlar yavaştan kümesten çıkacağım. Cicivlerimizin yanından çıkalım. Ve gidelim. Bu arada pamuğu göstereyim sizlere ki. Şimdi pamuğun yavrularını gösterdik. Bari pamuğun kendisini de göstereyim. Onu da görün. Aynı zamanda Laken Valder'lerimizi gösterelim. Ondan sonra Wyandotte'lerimizi. Wyandotte'de sanırsam biri horoz, birisi tavuk. Yani 1 artı 1 şeklinde yine bir eşleşme oldu. Laken Valder'lerde 3 tane Laken Valder'imiz var. Ama hangisi tavuk, hangisi horoz bilmiyorum. Hepsi şu horoza benziyor biraz. Gibi. Ama horoz mu tam? Net bir şey demek yanlış olur arkadaşlar. Brahmalara gelirsek Light Brahmaların hepsi horoz sanırsam. Hiç tavuk göremedim. Allah Allah sonumuzu hayra çıkarsın. İnşallah tavuk çıkar, çıkmazsa da artık bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Canımız sağ olsun değil mi? Hadi pamuğun yanına gidelim biz. Pamuk. Patron ne haber? Patronu yine çıkarttım. Patronu çıkarttığımdaki neden de muhtar seçimleri. Sürüye karıştırdık tekrar Asuroporozumuzu ve tavuğunu. Tavuğu da burada. Muhtar seçimleri yaklaşıyor bizim kümesimizdeki. Bakalım bu sefer yakışıklının rakipleri kimler olacak? Aha, geldik pamuğun yanına. Pamuk, kızım, cicivlerine iyi baktım ve büyüttüm. Senden yumurta bekliyorum en kısa zamanda. Yumurtluyorsun görüyorum ama bir de grup düşersen süper olacak. Bıdık familyimiz çok iyiler. Yuvalarını sevdiler, salıyorlar, yumurta bile bırakıyorlar içeriye. Gidip çıkıyorlar. Zaten onlara değer, onlara güzel bir yuva sağladığımı düşünüyorum. Bence en güzel yuvalardan birini hak ediyorlar. Hak eden hak ettiğini bulur. Ve hak ettiğiniz gibi bir yuvanız da var sizlerin. Bizim çilli horozumuz da iyi. Biraz durağan görüyorum bu aralar. Ama iyi, iyi. Sıkıntı yok. Çünkü 3. muhtar adayımız da çilli horozumuz olacak.
Bakalım neler olacak. Muhtar adayları yavaş yavaş kızıştı. Gelin bu videoda bir de başka muhtar adayımız var mı onlara bakalım. Tabii ki de var. Bu kez muhtar adayları çok fazla. Bir diğer muhtar adayımız ise kötü adamımız. Fiziko'yu muhtar adaylığına almıyorum. Fizan'ı. Rahibe Fizan Horozumuz muhtarlığa elverişli değil. Bence biraz daha yaşlanması gerek. Çok cırtlak, sürüyü yönetebileceğini düşünmüyorum. O nedenden dolayı bu yıl Rahibe Fizan'ı muhtarlıktan men ediyoruz. Bizim muhtarlığımıza yarışacaklar da kötü adam muhtar adayımız, dördüncü muhtar adayı. Rahibe değil, Burakel Horozumuz, yakışıklımız, güzelimiz, tatlımız. Beşinci muhtar adayımız. Ve geliyoruz Legbar Horozumuza. Legbar Horozumuz muhtar adaylığından men edildi. Evet. Neden diye sorursanız, tavuk forluğunda senin ne işin var? Ha? Senin tavuk forluğunda ne işin var? Tavuk forluğunda ne işin var senin? Sen horozsun oğlum. Arkadaşlar, muhtar adayımız Legbar muhtarlıktan men edilmiştir. Çünkü girmiş folluğa, folluğda durur. Legbar, horoz Legbar, sen muhtarlıktan men edildin. Bazı horozlar bu şekilde follukları, tavukları öğretirler iyi bir horozsa. O nedenle dolayı gördüğünüz gibi de bizim Legbar horozumuz tavuğa folluğu öğretti, yumurta salacağı yeri. Tavuk içeri girdi yumurta salmaya ve horozumuz çıktı Legbar'ımız. Ama ne yazık ki Legbar, bunu gördüğüm için seni muhtarlıktan men ediyorum. Muhtarlıktan men oldun Legbar. Şakası bir yan arkadaşlar, gerçekten de Legbar'ın da muhtar adayı yapmıyorum. Legbar bu yıl bir büyüsün. Şimdilik bu kadar muhtar adayı yeter. O kadar çok fazla muhtar adayın olması bize sıkıntı yaşattıracak. Geçen seçimde 3 tane falandı muhtar adayımız. Bu seçimlerde ise 5 tane olacak. Patron, hadi bakalım seni göreyim. Çalış. Hay maşallah. Neysin kızım? Pamuğu da gösterdik. Pamuk da bekliyorum işte yumurta salmasını. Allah izin verirse salsın, ondan da cücü alacağız buradan da inşallah. Paylaşımda da bulunacağım sizlerle. Ve böylece bu videomuzun da bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle pamukun cücülerini paylaştım. Hepinize beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmak için şuradan abone olabilirsiniz. Şuradan çıkan videolardan da başka bir videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.